Kanal 23 ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyor sevgili izleyenler. Bir seçim özel programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam seçim özel programının konuğu AK Parti Elazığ 26. dönem milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Sayın Ejder Açıkkapı. Sayın Açıkkapı hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Allah'a şükür. Bugünümüze şükür olsun. İyiyiz elhamdülillah. Peki. Ve çok yoğun günler Türkiye için. Seçim öncesi biliyorsunuz adaylıkları da belli oldu. Listeler bugün itibariyle il başkanı tarafından açıklandı ama bunlara geleceğiz. Onun öncesinde şu an az önce de anonsunu yaptığım Genel Merkez Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevinizden başlayalım. Peki efendim hangi illere bakıyorsunuz? Tabii ben öncelikle ekranları başında bizleri izleyen bütün hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra ilk kez hemşehrilerimle karşı karşıyayım. Onlarla birlikteyiz. Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü olarak şu anda biz 9 ile bakıyoruz. Bir ekip olarak bakıyoruz. Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis illeri bizim sorumluluk sahamızda. Ve göreve başladığımız ilk günden itibaren bölge koordinatörü olarak mümkün olduğunca bu illeri arkadaşlarımızla birlikte taramaya çalıştık. Biz teşkilat başkanlığında teşkilatın bize vermiş olduğu görevler doğrultusunda görevimizi yapıyoruz. Tabii amacımız Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerimizde teşkilat yapılarımızı daha güçlendirmek, seçimlere daha zinde, enerjik bir şekilde hazırlamak, varsa eksiklerimiz onları bu arada gidermek ve inşallah 31 Mart 2019 seçimlerine de en iddialı siyasi hareket olarak, siyasi parti olarak o bölgede başarılı olmak. Hedefimiz bu. Tabii bölgede bizimle birlikte farklı başkanlıklarımızda saha çalışmaları yapıyor. Aynı şekilde bizler de orada saha çalışmaları yapıyoruz. ARGE birimimiz, Seçim İşleri Başkanlığımız, yine Yerel Yönetimler Başkanlığımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinde de çok ciddi bir şekilde çalışma yürütüyor. Evet. Bizler de inşallah bir nebze olsun katkı sunabilirsek siyasi hareketimize, partimize mutlu olacağız. Evet. Peki efendim seçimler öncesi şu an saydığınız, bahsettiğiniz illerle alakalı ne tür saha çalışmalarınız var? Tabii neler yapıyorsunuz efendim? Öncelikle hem az önce ifade ettiğim gibi teşkilatlarda bir eksiklik varsa onu süratle gidermek, o eksikleri kapatmak. Hem de tabii önümüzde çok ciddi bir seçim var. Çok ciddi bir seçime gireceğiz. Biz zaman zaman tabii tebdili kıyafet olarak sahaya iniyoruz. Çeşitli illerde vatandaşlarımızın kanaatlerini almaya çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken teşkilat mensuplarımızdan habersiz bu işleri yapıyoruz. Çünkü işin ehemmiyetini biliyor genel merkezimiz, sayın liderimiz. Ve bu doğrultuda da biz en doğru bilgileri alabilmek için ilgili illerle alakalı adaylarla ilgili yaklaşımları, tabii ki bu tür çalışmaları da sahaya teşkilat dışında, teşkilattan habersiz olarak da bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Zaten teşkilat çalışmaları olduğu zaman teşkilatlarımızla birlikte o illerde toplantılarımızı yapıyoruz. Yapılması gereken çalışmalar nelerdir bu konuda? Tabii ki istişarelerimiz var, kendilerine bilgilendirmeler yapılıyor. Bu minvalde çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Evet. Peki efendim tabii ARGE biriminiz var. Az önce de söylediğiniz gibi bu saha çalışmalarınızla alakalı. Ve yerel yönetimlerle de koordineli olarak bu işle bu görevleri yürütüyorsunuz. Peki efendim ilk üç maddede o bölgeye ait olan saha çalışmalarında gözünüze takılan, problem olan ya da düzeltmeye çalıştığınız şu an için acil olan ne var? Tabii şimdi özellikle ARGE birimimiz anket çalışmalarıyla ilgili ciddi bir çalışma yürüttü bugüne kadar. Birçok ilimizle ilgili hem bölgede hem de tüm bölgelerde ciddi çalışmalar yapıldı. Evet. Ve genel merkezimizde de birçok ille ilgili kanaatler tabii ki oluşturuldu.
Seçim işleri ve yerel yönetimler de hakeza yine tüm illerde gerekli çalışmalarını hızlı bir şekilde, çok ciddi bir şekilde yaptılar. Ve hemen hemen Türkiye'de birçok ilimizin resmi çizildi, ortaya çıktı. Ve bundan sonraki süreçte de tabii adaylık başvuruları dün gece itibariyle bitmişti. Bundan sonraki süreçte tabii ki birçok çalışmamız daha olacak. Hangi ilde hangi adayımızla siyasi hareketimize uygun bir duruş sergileyen adayla, siyasi liderimiz, genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla, hangi arkadaşımızla daha ciddi bir şekilde yol yürüyeceğimiz bir arkadaşımızı tespit ederek bu illerde başarı sağlamayı düşünüyoruz. Allah'ın izniyle de bunda başarılı olacağız. Tabii bu sadece bizim bölgede değil, bütün iller için aynı şekilde geçerli. Rabbim inşallah bizleri mahcup etmez. Peki efendim, geri dönüşleri nasıl oluyor efendim bu çalışmaların? Şimdi tabii bizim çalıştığımız bölge, Güneydoğu Anadolu bölgesi, geçmişte gerçekten travmaların yaşandığı birçok bölgeden daha farklı bir bölge. Ancak hükümetimiz döneminde, 17 yıllık iktidarımız, 16 yıllık iktidarımız döneminde hem bölgede hem de Türkiye'de inanılmaz hizmetler sunduk biz. Hem bölge insanına hem de Türkiye'deki bütün illerde. Tabii orada bir baş belası var. Bir PKK denilen terör örgütü baş belası var. Ve özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinden sonra ülkemizde güvenlik güçlerimiz içerisine sirayet eden, yargı içerisinde sirayet eden ve hemen hemen her kurum içerisine sirayet eden hainler ayıklandıkça oradaki kamu düzenini sağlama anlamındaki başarımız da zaten herkes tarafından takdir ediliyor. Çünkü geçmişte bölgede oluşturulan korkuyu bugün biz sahada göremiyoruz. Çünkü orada yaşayan insanlar devletimizin gücünü ve hain terör örgütüne karşı sağladığı başarıyı, üstünlüğü gayet açık ve net bir şekilde görüyor. Çünkü biz geçmişte kendi ülke sınırlarımız içerisinde bu terör örgütüyle mücadele verirken bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında kaynağında, bataklığın kaynağında onları kurutacak şekilde bir mücadele veriyoruz. Dolayısıyla bu bölgede büyük bir memnuniyet sağlamış durumda. Tabii hedefimiz burada AK Parti'yi güçlendirecek seçmen kitlesini de hem siyasi hareketimizin bir gücü haline getirmek, destekçisi haline getirmek, hem de o terör belasından bu kardeşlerimizi kurtarmak gibi bir sorumluluğumuz var, mücadelemiz var. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu bölgesi bugün geçmişte özellikle belediyecilik anlamında devletin sağladığı imkanları dağ kadrolarına, Kandil'e, farklı yerlere ulaştırırken kayyumluk vasıtasıyla, kayyumlarımız vasıtasıyla gerçekten 2 yıl içerisinde bölgede inanılmaz hizmetler üretildiğini görüyoruz. Ve bu hizmetler hükümetimizin, devletimizin gücünü ve doğru kullanıldığında belediye hizmetlerinin nasıl önemli sonuçlar vereceğini de bölgede bütün vatandaşlarımıza hissettirmiş durumda. Dolayısıyla kayyumlarımızın bölgedeki başarıları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Özellikle benim sorumluluk alanımda olan Diyarbakır'da biliyorsunuz bir hemşehrimiz belediye başkanlığı görevini yürütüyor, Cumali Bey. Yine Şırnak Valimiz Mehmet Bey, Mehmet Aktaş Bey. Bulundukları illerde gerçekten o bölge insanının özlemle hissetmek istediği belediye hizmetlerini fazlasıyla yerine getiriyorlar. Ben buradan hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Tabii diğer bütün illerde, Van'da, Mardin'de birçok ilçede görev yapan ve bölge insanına hizmetin ne olduğunu gösteren kayyumlarımıza da teşekkür ediyorum.
Evet. Peki efendim, şimdi siz bunları söylerken ben de bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Millet Bahçeleri açılış töreninde yaptığı, evet, bir açıklaması vardı bugün. Sayın Erdoğan, gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz dedi bu seçimi. Evet. Efendim, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu ifadeyi? Adını tabii, böyle koyduk dedi, evet, Sayın Erdoğan. Şimdi tabii biz insan odaklı çalışan bir siyasi hareketiz. Biz gücümüzü milletten alan bir siyasi hareketiz ve sayın liderimiz de gücünü milletinden almaktadır. Bu gücü nasıl almaktadır? Tabii ki onların kalplerine, gönüllerine girerek, onların sevgisini kazanarak, onlara dokunarak bu başarıları elde etmektedir. Ve bu başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımız 81 milyon insanımız içerisinde büyük bir çoğunluğun teveccühünü kazanarak bugün yine ülkemize hizmet vermektedir. Tabii iktidar olarak, hükümet olarak bizim vermiş olduğumuz bu hizmetlerin yerel anlamda da özellikle belediyelerimizde, belediye başkanlarımız tarafından veya belediye içerisindeki bürokratlarımızdan da başlayarak en alt birimden en üst birime kadar gönüllere dokunmamız gerekiyor. Yani burada ben şunu açıklıkla ifade edeyim. Birçok projeyi üretebilirsiniz, birçok projeyi gerçekleştirebilirsiniz, çok önemli hizmetleri yapabilirsiniz. Ama bu hizmetleri yaparken şayet gönüllere dokunamamışsanız, o gönüle giden yolu siz açamamışsanız bir yerler eksik kalmış demektir. Dolayısıyla biz sadece hem şehirlerimizi geliştirirken aynı zamanda şehirde yaşayan insanların da kalplerini kazanmak durumundayız. Gönül belediyeciliği kalpleri kazanmaktan geçiyor. Çünkü siyasetçi, bunu her zaman ifade ediyoruz, her talebi belki yerine getiremeyebilir ama her siyasetçi seçmenine bir güler yüzü çok görmeyecek ve vatandaşıyla, hemşerisiyle bu sıkı sevgi bağlarını oluşturmak durumunda olacak. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten koymuş olduğu teşhis bizim bugüne kadarki başarımızın anahtarıdır. Evet. Efendim, bugün de o bahsettiğiniz, sizin de söylediğiniz, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gönül belediyeciliği adını, evet, koyduğu hizmet içinde bugün Elazığ'da aday adayları listeleri açıklandı, evet, ve şu an için 103 tane aday adayı var. 103 tane Elazığ'a hizmet etmek isteyen, talip olan isim var. Tabii bizim için 103 değerli insan var. Arkadaşımız var, kardeşimiz var. Bu şehre hizmet etmek için yarışa girmiş olan insanlar var. Bu bir hizmet yarışıdır. Nihayetinde birçok ilçemizde, ilimizde, merkezde ve beldelerimizde aday adaylarımız var. Bu kardeşlerimizin, bizler kim aday olursa olsun, hangisi aday aday olursa olsun, yola çıkarken düşüncelerinin bulundukları beldelere, ilçelere, illere hizmet olduğunu biliyoruz. Ama nihayetinde her ilde, her ilçede, beldede bir kişi aday olarak ortaya çıkacak, belirlenecek. Bizim tabii bütün adaylarından beklentimiz şudur: yola çıktığınız siyasi hareketin ne büyük bir siyasi hareket olduğunu görerek çıktığınızı düşünüyoruz. Çünkü bu görevlere talip olurken kiminle birlikte yol yürüyeceğinizi bilerek yola çıktığınızı biliyoruz. Hangi siyasi harekete hizmet ettiğinizi bilerek yola çıktığınızı düşünüyoruz. Ben her bir adayımızın Sayın Cumhurbaşkanımızla, Genel Başkanımızla yol yürüyecek ve kendi şehirlerine, beldelerine hizmet edebilecek kapasitede olduklarına inanıyorum. Ancak ifade ettiğimiz gibi her bir beldede, ilçede, ilde bir tane kardeşimiz aday olarak belirlenecek. Bu bir süreçtir. İnşallah bu süreç sonunda da aday adaylarımız aday belirlendikten sonra
bu inandıkları siyasi harekete ve onun liderine aday arkadaşımız hangisi olursa olsun sonuna kadar destek vereceklerini düşünüyorum. Ve bunu da beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Peki. Efendim dilerseniz adaylardan sonra Elazığ'la alakalı Elazığ halkının beklediği aslında belki de bu açıklamayı ilk kez duyacak olan izleyicilerimiz vardır. Atatürk Stadyumu ile ilgili olan kısmı bir gelelim. Bu konu biraz da kronikleşmişti. Efendim bununla ilgili son gelişmeleri, son çalışmaları aktarabilir misiniz? Tabii Elazığ Atatürk Stadyumu milletvekilliğim döneminde bizzat yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca takip ettiğim ve geçmişten gelen kangrenleşmiş bir konuydu. Allah'a şükür biz büyük bir gayretle arkadaşlarımızla birlikte Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yatırım programına alınması konusunda çok ciddi çabalar sarf etmiştik. Ve hatta şunu ifade edeyim, 24 Haziran adaylarının belirleneceği Mayıs ayında ben aday olmadığımı öğrendiğim halde o gün bu stadın ilana çıkması için büyük bir mücadele verdim. Çünkü 1,5-2 yıl boyunca emek sarf ettiğimiz ve Elazığ kamuoyunun, Elazığ spor camiasının özlemle beklediği bir konu olduğunu biliyordum. Ve bununla ilgili de Allah'a şükür aday olduğumu olmadığımı öğrendiğim gün yine biz bize yüklenen sorumluluğun bilinciyle Elazığ Atatürk Stadyumu'nun ihale tarihini almıştık. Allah'a şükür ihale tarihi de gerçekleşti. Ne zaman alınmıştı efendim ihale tarihi? Zannedersem 21 Mayıs gibi adaylığımızın açıklandığı gün. Yani biz o gün aday olamamıştık. Arkadaşlarımız aday olmuştu. Ondan sonraki bir tarihe tabii ihale tarihi belirlenmişti. İhale tarihi, bu işin tabii ihalesi yapıldı, zaten. Yer teslimi yapıldı. Ve inşallah büyük bir ihtimalle İstanbulspor iç saha maçımızdan sonra 2 Aralık'ta yapılacak. Bu tarihten sonra da Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkımı başlayacak. Ve Elazığ spor camiasına yakışan bir stat inşallah ilimize kazandırılmış olacak. Bu konuda bahtiyarım. Ve bunun için de çok büyük çabalar sarf ettiğimi de arkadaşlarımla birlikte ifade etmek isterim. Hayırlı olsun diyelim Elazığ'a. Peki. Efendim tabii çok güzel olacak bu yeni stadyum. Elazığ'a yakışır bir stadyumun olması. Çünkü zaman zaman programlarımızda da konuklar da Elazığ sporla alakalı ya da Elazığ'ın kalkınması ve gelişmesiyle alakalı olan konular içerisinde de hakikaten Elazığ'a yakışır bir stadyumun artık gerçekten somutlaşması ve bunun ortaya çıkması yani kesinlikle gerektiği vurgulandı. Elazığ'a yakışacağını düşünüyorum. Çünkü gelir getirici mağazalarıyla, antrenman sahalarıyla, yine Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de bünyesinde olduğu kompleks bir stat olacak. Ben inşallah Elazığ için hayırlı olur diyorum. Ne zaman başlanacaktı efendim? 2 Aralık'ta İstanbul Spor maçından sonra inşallah büyük bir ihtimalle yıkımına başlanacak. Evet, şimdiden. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Çünkü efendim çevre iller Malatya'da işte yakın komşu illerdeki tabii statları arkadaşlarımız gördükten sonra Elazığ için de bunu çok fazla dillendirmişlerdi. Tabii güzel stat bir haber konusu de vermiş olduk. Sadece 26. dönemdeki bir konu değildi. Önceki dönemlerde sıklıkla gündeme gelen fakat maalesef farklı sebeplerden dolayı gerçekleşmeyen, yatırım programına alınmayan bir konuydu. Çok şükür şu anda stadımızın ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı ve inşallah yıkımı başladıktan sonra da yeni stadımız inşaatına başlanacak. Peki. Efendim yine ben seçimler konusuna dönmek istiyorum. Siz her ne kadar da başkan adaylığı noktasında adayı olmasanız da isminiz geçti efendim. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi tabii ben... Konuşuldu. Bu konuda tabii bizim genel merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar var birçok ilde. 81 ilimizde de çalışmalar var. Anket çalışmaları var, saha çalışmaları var. Evet. Tabii
Benim siyasi anlayışım gereği doğrusu milletvekilliği yapmış bir kardeşiniz olarak her göreve talip olmanın doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani aday adayı olabilirdik. Oluruz olmayız o çok önemli değil. Ancak her göreve talip olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani aday adayı olursunuz. Her şeye aday adayı olmak doğru bir şey değil. Bu benim kendi siyasi anlayışımdır. Belki de yanlış düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var. AK Parti'de bütün iller için bu geçerlidir. Aday adaylarıyla ilgili bir kararsızlık durumu ortaya çıkar. Aday adayı olmadığı halde kamuoyunda öne çıkan isimler olabilir. Bunun adı önemli değil. Ejder olur veya bir başka isim olur. Bunlarla ilgili de genel merkezimiz tabii ki değerlendirme yapacak. Dolayısıyla bizim ismimiz kamuoyunda çıkmışsa ki bilmiyorum. Bakın bu tamamen bilmediğim bir şey. Ve Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız da bize böyle bir görevi tevdi eder, emir buyururlarsa tabii ki biz böyle onurlu bir teklifi de geri çevirmemiz mümkün değil. Ve aldığımız her görevi bugüne kadar başarıyla yürüttüğümüz gibi alacağımız her görevi de hangi görev olursa olsun başarıyla yürütürüz. Buna inanıyoruz, kendimize güveniyoruz tabii. Bizim tabii şu beklentimiz var genel merkez olarak. Yaptığımız çalışmalar içerisinde aday adayları ve adaylar belirlenirken farklı kriterlerimiz var. Bunlardan birisi de temayül yoklamalarıdır. Evet. Ve inşallah yarın da aday adaylarımız için bir temayül yoklaması yapılacak. Bu yoklamalarda hem mevcut belediye başkanlarının durumu sorulurken hem de büyükşehir olmayan iller için 19-20 birimimiz tarafından bir temayül katılımı sağlanacak. Yani burada sadece aday adaylarına değil dışarıdan aday olmayanlara da tabii ki bir tercih hakkı verilmiş durumda. İsterlerse iki tercihin ikisini de teşkilatta aday adayı olan arkadaşlar için kullanabilecekler bu birimler. İsterlerse dışarıdan ili için, ilçesi için faydalı olacağına inandığı ve bu işi aldığı bu sorumluluğu, görevi başaracağına inandığı kişileri de tercihlerine yansıtacaklar. Ve temayüldeki bu sonuçlar öncekilerden çok farklı. Çünkü daha önce biz kağıt üzerinde bunları yapıyorduk. Şimdi elektronik bilgisayar ortamında bunu yapacağız. Ve sonuçlar da anında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın da masasında olacak. Önemli bir kriter, evet. Tek başına bir kriter değil. Yani burada adayı belirleyici tek bir unsur değil bu. Ama önemli olan şu, bütün teşkilatlardan beklediğimiz Türkiye genelinde objektif bir şekilde kendi hür iradeleriyle o temayül yoklamalarına katılmaları. Çünkü biz birçok teşkilatımızın temayül yoklamaları sonrasındaki serzenişlerini hep duyarız, işitiriz. Neler geliyor bu, efendim serzenişlerde? İşte biz adayımızı tercih ettik ama seçtiğimiz adaylar bir türlü değerlendirilmiyor şeklinde birçok serzeniş var. Şu an bir bölgede çalışıyoruz. Yakinen teşkilat içerisinde de bunu daha yakından görüyoruz. İl kademelerimiz, il teşkilatlarımız gerçekten objektif bir şekilde Elazığ için veya bir başka il için olsun, iline fayda sağlayacağına inandığı kişileri tercihlerine yansıttıkları zaman doğru sonuçlar çıkacaktır. Ancak hissi davranarak kendi çevresi olsun, arkadaşım olsun, veya bana bu daha yakındır, bu olsun gibi yaklaşımlarla biz bu
temayül yoklamalarına teşkilatlar olarak yaklaşırsak, elbette ki bu teşkilatlardan çıkan sonuçların değerlendirilmesi genel merkezimiz tarafından çok açık bir şekilde görülebilmektedir. Dolayısıyla biz teşkilatçılar olarak Allah'ın rızasını da gözeterek doğru yaparsak, bu şehir için doğru işi yaptığımızı bilerek veya hangi ilde bu yapılıyorsa o ilde bu temayüle girecek insanlar kendi illerini önceleyerek bu temayül yoklamalarında inisiyatif alırlarsa, ben eminim ki birçok ilde teşkilatlarımız kendi iradelerinin yansıdığını göreceklerdir. Evet. Evet. Yani adilane aslında, değil mi efendim? Dediğiniz gibi objektif, kayırmadan, bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan çoğu zaman konuşmalarında da dile getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini derleyerek zaten bunları söylüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın beklentisi bu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten gençliğinden beri teşkilatların içerisinde yetişen, teşkilatların her bir noktasını en iyi bilen ve bu iradenin yansıtıldığı tabloyu en iyi okuyup analiz yapabilen bir lider. Dolayısıyla biz eğer teşkilatlar olarak kanaatlerimizin, irademizin sonuçlara yansımasını istiyorsak, şehrimiz için en doğru adayı tercih etmemiz gerekir. Evet. Evet. Peki efendim, ileriye yönelik projeleriniz var mıdır? Şu anda Güneydoğu Anadolu için konuşalım. Oradaki görev alanınız içerisinde konuşalım. Yapmayı düşündüğünüz projeler, şu anda tasarı halinde olanlar neler? Şimdi tabii ben belediye başkanı değilim. Güneydoğu olarak, Belediye koordinatör olarak bölgesinde de tabii bizim görevimiz tabii şu anda bölgelere proje üretmek değil. Bunu üretecek birimler bellidir. Bizim şu anki oradaki görevimiz, teşkilatlarımızın yapısında bir eksiklik varsa, bir noksanlık varsa süratle o eksiklikleri gidermek ve tüm birimlerde olduğu gibi bizler de o ille ilgili sahada gördüklerimizi raporlayarak ilgili birimlere iletmek gibi bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu bölgesiyle alakalı olarak son 2 yıl içerisinde zaten ortaya koyduğumuz projelerle şehirlerin nasıl değiştiğini, ilçelerin nasıl değiştiğini ve hizmetin nasıl yapıldığını zaten biz bölge insanına göstermiş olduk. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki bu hizmetlerin karşılığını da o bölgede yaşayan kardeşlerimizden alabilmektir. Çünkü orada yaşayan insanların gerçekten birinci sınıf vatandaş olduğunu biz düşünüyoruz. Her ne kadar orada yaşayan insanları ikinci sınıf vatandaş konumuna sokmak isteyen bir terör örgütü varsa, biz bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin birinci sınıf vatandaş olduğunu bilerek ve bunu görerek bu insanlarımıza biz bugüne kadar hizmet ettik, hizmet verdik. Hem kamu hizmetlerini verdik ve son 2 yıldır da birçok belediyede kayyumlarımız vasıtasıyla çok ciddi hizmetler ürettik. Projeler ortaya koyduk. Ben inanıyorum ki bu projelerle biz gelecekte AK Parti olarak bu bölgeye bundan sonraki süreçte oraya ayrılan ödeneklerin daha değil, orada yaşayan o şehirde, o ilçede, o beldede yaşayan insanlara harcanması gerektiğini ve bunun nasıl yapıldığını da gösterdik. Bölge insanından beklentimiz ve arzumuz AK Parti'ye, AK siyaset anlayışına o bölgede destek vermeleridir. Çünkü neticede o bölgede yaşayan bu kardeşlerimiz, o güzellikleri de, o çileyi de çeken bu kardeşlerimiz. Biz istiyoruz ki o bölgede yaşayan kardeşlerimiz çile değil, çok daha güzel bir yaşam sürsünler. Evet. Amacımız bu. Evet. Tabii efendim, siz o bölge insanı, yöredeki insanlarla da birebir iletişim halindesiniz.
mutlaka size dertlerini, sorunlarını ve taleplerini dile getiriyorlardır. Evet. Sizi yakaladıkları zaman mutlaka bölge olarak, belki istihdam olarak, belki başka sıkıntılı olarak. Efendim ilk etapta en fazla daha doğrusu size gelen talep ne bölge insanında? Tabii bölgede Türkiye'nin bir birinci sınıf, birinci sıradaki belki de meselesi işsizlik meselesidir. Bölge insanının tabii en büyük beklentisi iş problemi. Ve biz inanıyoruz ki bölgede kamu düzenini sağladıkça, ki bunu büyük bir oranda sağladık ve orada bir güven ortamı oluşturduk. Ve bu güven ortamıyla birlikte inşallah oralar çok ciddi yatırımlarla birlikte inşallah bu sıkıntılarını da gidermiş olacaklar. Bunun için de tabii ki hükümetimizin çok ciddi çalışmaları var. Bölgeye yönelik çalışmaları var. Çünkü tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bölge ciddi bir potansiyel zaten. Ve bu potansiyeli de harekete geçirecek, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla birlikte bölgeyi daha fazla kalkındıracak hamleleri de yapacağız. Bu güvenlik zaten tesis edildikten sonra, ki tesis ettiğimize inanıyoruz. Ve bunu kalıcı hale getirerek burada çok daha ciddi anlamda sanayi tesislerini de yatırımcıları çekerek bölge insanımızın sıkıntılarını da gidereceğiz inşallah. Evet. Efendim şimdi geçmişten bugüne o bölgedeki psikolojiye, insanların psikolojisine, evet, bakış açısına baktığımızda farkı hissedebiliyorsunuz değil mi efendim? O ürkeklik belki gitmiş yani olabilir. Bu, geleceği belki daha umutla. %100 zaten, evet, görüyorsunuz bunu. Yani gittiğimiz illerde gece geç saatlere kadar, birlere, ikilere kadar insanların rahatça dolaşabildiklerini görüyorsunuz. O rahatlığı görüyorsunuz. Yani burada bu anlamda ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve Sayın İçişleri Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten mesai mefhumu gözetmeden güvenlik güçlerimizle birlikte, askerimizle, polisimizle, korucularımızla hain terör örgütüne karşı hem içeride hem de bataklığın üretildiği noktalara kadar girerek bu problemi Allah'ın izniyle ortadan kaldıracağız. Buna yönelik çalışmalarımız ciddi bir şekilde ve kalıcı bir şekilde devam edecek. Çünkü bir daha bu terör örgütünün ve buna bağlı diğer farklı terör örgütlerinin bölgede bir daha türemesine asla izin vermeyeceğiz. Peki. Efendim yavaş yavaş programımızın da sonlarına gelmeye, evet, başladık. Son olarak Elazığ halkına neler söylersiniz seçimler öncesi? Sizden duymak, evet, istedikleri tabii şeyler ben, var tabii. Özellikle stadyumla ilgili o haberi verdiniz. Çok güzel bir haberdi. Evet. Şimdi tabii hemşehrilerimizden şunu istirham ediyoruz. Bu bir seçim yarışıdır. Türkiye'de birçok seçimler yapıldı. Elazığ'da da birçok seçimler yapıldı. Ve nihayetinde biz hain bir gece yaşadık. 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ve o gün şunu gördük. Yaptığımız seçimler, evet, yarışlar o gece için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, vatan, millet, bayrak. Bu olmadığı zaman sizin yapacağınız hiçbir yarışın da anlamı yok. Biz siyasi görüşü ne olursa olsun bütün kardeşlerimizden bunun sadece bir siyasi yarış olduğunu, küresel odakların ülkemizde yakmaya çalıştığı fitne ateşini bugüne kadar gördükleri gibi bundan sonra da görerek bu mücadelenin tatlı bir şekilde sürmesini arzu ediyoruz. Burada bütün siyasi partilere ve yöneticilerine büyük görevler düşüyor. İtidalli bir şekilde, birbirimize saygılı bir şekilde, en güzel şekilde seçimlerimizi inşallah 31 Mart akşamı nihayetlendireceğiz. Kazanan Elazığ olacak neticede. Ama siyasi partiler de doğal olarak
AK Parti siyasi hareketi de bizim partimiz de başarılı olmak için bir mücadele verecek. Ama bu mücadeleyi verirken tabii ki hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, birbirimizin yüzüne bakacağımızı bundan sonra unutmadan bir yarış sürdürelim. Rabbim inşallah memleketimiz için, ilimiz için hayırlara vesile kılar bu seçimleri. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Kırmadığınız programımıza konuk oldunuz. Tüm hemşerilerime de saygılar sunuyorum. Çok sağolunuz efendim. Sağ olun. Evet, bu akşam seçim özel programının konuğu AK Parti Elazığ 26. dönem milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Sayın Ejder Açıkkapı'ydı. Bir başka seçim özelde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın.